Var ya, tam da ayaklıksın ha. Kız, bu niye ayakta? Ne yapayım? Çay diye tutturdu. Al. Ne bu şimdi, çay mı? Çay. Bu nasıl çay ya? Biraz demli koysana. Lütfen. Bak, hastasın diye nazını çekiyorum ha. Ama bunun acısı çıkacak Barbar Efendi. Tamam, başım üstüne. Demli olsun. Ben gelene kadar Gül Ayşe'ye göz kulak ol. Camlara yaklaşmasın. Çatal burada. Ne diyorsun oğlum? Tezgahta montum duruyor. İçinde silah var, lazım olursa. O zaman ben bir lavaboya ineyim. Abi sen de gelince serumu takarsın, tamam? Oldu. Bak, dönünce de soğumuş dersen başından aşağı dökerim ha. Bakacağız. Cemal, çatal burada. Riva Park'a polis yolda, sivil olsun. Etrafı sarın görünmeden. Sağ tarafa yürü, sonra da aşağıya. Vay vay vay. Gurur duydum. Hani nasıl diyeyim, böyle göğsüm kabardı. Vallahi bak. Ben sana o kadar zor bir imtihan hazırladım. Sen hem o imtihandan geçtin hem de benden bir adım öndesin. Helal. Silahsızım. Konuşmaya geldim. Yine Dima'yı soracaksan bana baştan söyleyeyim. Yavru hala bende. Yanlış bir hareketinde de ipini çekerim. Öldürürüm kızı. Onu biliyoruz. Sorun başka. Nasıl buldun burayı? Tatlı bir tesadüf diyelim. Ama sen işini hiç tesadüflere bırakmazsın değil mi komiser? Ha? Mesela Zümrüt bana köksüz tayfayı tanımıyorum dediğinde ben ona inandım. Hoşluğuma geldi. Ama sen vefa cinayetini Zümrüt'ün üstüne yıkmakla kalmadın. Bir de Lara'yı bulup sakladın. Saklamakla da kalmadın. Kızı da tavladın. Vay vay vay. Hani baba oğul olsak bu kadar göğsüm kabarmazdı. Kimmiş Eyüboğlu'nun kızı? Yapma komiser ya, güldürme beni ya. İçerideki kız. Hani demin böyle sıkı sıkı sarılıp kendini siper edip hayatını kurtardın ya o kız. Köksüz tayfanın Gül Ayşe'si. Hakkında ifade verir diye vuracak mıydın lan kızı? Üzülür müydün? Şş, bana bak ya komiser. Sen bu kızı abayı yaktığın için mi götürmüyorsun babasına? Ha? Sen ne biliyorsun Eyüboğlu'nun kızı olduğunu? Biliyorum. Biliyorum çünkü bundan 23 sene önce... onu bana sattılar. Ne? Kim sattı? Tanımazsın. Kim sattı dedim lan? Ya, yapma komiser, hadi ama. Yapma. İpimi çekmeye bu kadar hevesli bir komisere bu bilgiyi verir miyim sence?
Söyle lan. Söyle lan yoksa öldürürüm seni. Beni öldürürsen kimin sattığını hiç öğrenemezsin. Bir de bak ne diyeceğim sana. Şu tarafa baksana bir şu tarafa. Ki bak kim var orada. Ha? Ha? Gördün mü Pamir'i? Şimdi sen bana bir şey yaparsan Pamir'in canı çok sıkılır gider. Senin küçük sevgilinin canını acıtır. Hadi komiser hadi. Yaralısın zaten bak ayakta durduruyorsun. Sen daha yetişemeden kız ölür. Şş, komiser indir silahı indir. Sen silahı indir. Ben de bu seferlik bağışlayayım canını sevgilim. Bak ne diyeceğim sana komiser. Biz seninle bu aralar pek sıkı fıkı olduk. Allah. Sen benim cinayeti örtbas ediyorsun. Ben Eyüboğlu'na gidip barbar senin kızını bulmuş demiyorum. Yani baba oğul olsak bu kadar sadık olamazdık birbirimize. Lan. Senle ben baba oğul olsak. Önce senin kafana sıkarım. Sonra da kendi kafama sıkarım ki dünya senin soyundan kurtulsun. Ben söylemem de sen de bakayım. Bu Eyüboğlu'nun kızı senin polis olduğunu bilmiyor değil mi? Ha? Ne olur öğrense. Ha? Ananın o köşkte hizmetçi olduğunu öğrense ne olur? Babasını çok iyi tanıdığını öğrense. Ha? Yine sana tatlı tatlı güler mi? Seni affeder mi? Yoksa seni ezip geçer mi? Sen bu kızı bence de verme babasına. Vallahi bak. Hem sana aşık kalsın, hem de hayatta kalsın. Çünkü bak söyleyeyim sana. Daha o köşkün kapısından girmeden kıyarlar Gülayşen'i. Kim kıyar? Lan söyle kim kıyar? Lan cevap ver bana kim kıyar? Eyüboğlu'nun kızına kim kıyar? Çatal. Kim sattı lan sana Eyüboğlu'nun kızını? Şirin. Korkma kız korkma benim. Sen neden geri geldin? Barbar oradaydı. Ne? Gördü mü seni? Yok yok görmedi. Baktım oğlumun keyfi gıcır. Bir de kız almış yanına. Ben de hiç rahatsız etmeyeyim dedim. Kız mı? Ha. Senin haberin yok mu ya Şirin? Oğlumuzu... Thank you.
Hoş geldin. Neyin var senin? Yaralı mısın? İyiyim ben, iyiyim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Al şunu. Al. Bu ne oğlum? İfade tutanağına. Çatal'la alakalı. Bildiğin, gördüğün her şeyi yazıyorsun, imzalıyorsun. Çabuk. Yazamam. Ne demek yazamam ana? He? Ya bu herif ne yaptı? Tehdit mi etti? Beni öldürmekle falan mı tehdit etti seni? Ana! Ya korkma, korkma. Bu herif hiçbir alt yapamaz bana. Ana! Bak bu şerefsiz iyice zıvanadan çıktı. Eğer sen ifade vermezsen ben bu adamı içeri tıktıramam. İfade vermeyeceğim Barbaros. Vermeyeceğim. Ya ne demek vermeyeceğim ana? Ne demek vermeyeceğim ya? Ana ne demek vermeyeceğim? İyi misin? Ana bak. Nizam Eyüboğlu'nun kızını buldum. Bahar ablanın kopyası. Aynısı. Bir gülüşü var. Ama birileri kaçırıp o kızı çatala satmışlar ana. Kızı getiremiyorum, babasına kavuşturamıyorum. Çünkü çatal peşinde. Adım gibi eminim. Eğer kızı getirirsem o satanlar da peşine düşecek. Keklik gibi avlayacaklar kızı ana. Barbaros. Ana kurban olayım ya. Kurban olayım, ver şu ifadeyi, çatalı içeri tıktırayım. İşkence ede ede konuşturayım, kızı kimin sattığını öğreneyim. Ya gözünü seveyim, 23 yıllık işkence bitsin. Yeter, bitsin artık. Bitsin şu işkence ana. Öyle mi ana? Öyle mi ana? Hadi bakalım. Eğer sen bu ifadeyi imzalamazsan buradan gitmeyeceğim. Hadi bakalım. 3 günse 3 gün, 5 günse 5 gün buradayım. Oğlum yaran. Yaran kanıyor. Kan yayılıyor göğsüne doğru. Bırak, önemli değil. Önemli değil, vurulmuştum. Dikişlerim patlamış herhalde. Bırak, tamam. Tamam ana, imzala şunu. Oğlum kan kaybından ölecek misin? Çabuk kalk. Hadi hastaneye gidiyoruz. Ya tamam, yaz ifadeni, imzala, beraber gideceğiz hastaneye, tamam. Ana imzala şunu hadi. Gideceğiz, söz veriyorum. Ama önce şu. Bir çatalı. Barbaros. Bir çatal. Çatal. Barbaros oğlum kalk. Barbaros, Barbaros kalk. Barbaros, Barbaros, cevap ver Barbaros. Barbaros. Barbaros oğlum. Barbaros. Barbaros.